Selam herkese, ben Hilmi. Hayatım boyunca hep girişimcilerin yanında oldum ve onların yanında olmaya devam edeceğim. Bugün Akbank DeFi Hackathon'dayım. Girişimden merhaba. Akbank Lab ve Avalanche'ın ortaklaşa hayata geçirmiş olduğu DeFi Türkiye platformunun ilk hackathon etkinliği Akbank DeFi Hackathon'dayız. 3 gün boyunca hackathon ekipleriyle birlikte onların neler yaptığını film olarak sizlere aktaracağım. Hackathon başlamadan önce birazdan sahnede konuşmacılar olacak. Evet arkadaşlar, Akbank DeFi Hackathon'un ilk gecesi. Bakalım ilk gecede saatimiz şu an 23.10, kim ayakta birlikte göreceğiz. Şu an Akbank DeFi Hackathon'un ilk gecesi bugün başladı. 30 Eylül Cuma, şu an saat 23.34. Bakalım ekiplerden nasıl projeler çıkacak, bunu yaptıkları sunumda göreceğiz. Ben de bu akşam Akbank DeFi Hackathon'da girişimcilerle birlikte çalıştım. Ben de kendime bir tane masa buldum. Bu gece benim için bitti. Şimdi evime dönüyorum. Yarın yeniden geleceğim ve buranın atmosferini aktarmaya devam edeceğim. Akbank DeFi Hackathon'un ikinci gününden merhaba. Hackathon ikinci günüyle devam ediyor. İçerisi oldukça yoğun. Bütün ekipler harıl harıl çalışıyor. Programa bakmak gerekirse bugün mentorluk seansları ve yemekle devam edecek. Ama yarın büyük hackathon sunumu var ve kazananlar açıklanacak. Hackathon'un birincisi 100 bin, ikincisi 60 bin, üçüncüsü ise 40 bin TL ödül kazanacak. Ama önemli olan buradaki ödülün miktarı değil, burada elde edilen deneyim, buradaki takım ruhu, ekip ruhu. Takımlarla birebir röportaj yapmak isterdim ama bunu yarına saklıyorum. Hem yarınki sunum heyecanıyla takımların daha dinlenmiş, daha dinç olacağını düşünüyorum. Çünkü bugün kimseyi bölmek istemiyorum. Herkes işine, projesine, yazdığı koda odaklanmış durumda. Evet arkadaşlar, 3 günlük maraton artık sona erdi. 19 ekip proje üretmek için 3 gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Ve bu ekiplerin bir kısmı bugün final sahnesinde sunum yapacak ve ilk 3 belirlenecek. Evet, biraz etkinlik alanını gezelim. Şu an ara verildi. 6 ekibi gördünüz az önce. Herkeste bir heyecan hakim. Çünkü bir 6 ekip daha birazdan sunum yapacak ve kazananlar açıklanacak. Sunumları kısa kısa gördünüz. Şimdi jüri burada değerlendirme yapıyor. Birazdan kazananlar açıklanacak. Kazanan ekipler belli oldu. Şu an salon tekrardan doluyor ve birazdan açıklanacak. Evet arkadaşlar, bu etkinlikte iki tane üçüncü vardı. Şimdi ilk olan üçüncü İTÜ Blockchain ekibi. Projenin adı neydi? Ağaç dikemedik ama. Ağaç dikemedik ama
Şimdi dinleyelim bakalım neler yapıyorlarmış. Merhaba, biz İTÜ Blockchain olarak bu yarışmaya katıldık. Projemizin adı Ağaç Dikemedik Ama. Projemizin adıyla DeFi ekosistemindeki yanlış anlaşılmalara değinirken, projemizin kendisiyle de çeşitli doğalaşma sürecinde erken aşamada olan topluluklara bir organizasyon şeması çıkarıp üyelere faydaları verimli bir şekilde dağıtacak bir mekanizma tasarladık. Bugün burada bir ödül kazandık ama bence yarışmanın 3 veya 4 kazananı yok. Burada proje geliştirmiş ve ya geliştirmeye çalışmış herkes güzel bir şey başardı ve bence hep beraber kazandık. Hekaton'un tadını çıkardık, keyif aldık. Evet arkadaşlar, bugün size iki tane üçüncü var demiştik. İşte diğer ekip. Bakalım neler yapıyormuş, dinleyelim. Merhaba, biz Medipol DAO. Bizim çözümümüz aslında sürebilirlik yaklaşımlarında sadece çevresel odağa yönelmek değil, sosyal odağa da parametrelerini artırarak, sosyal etkisini artırarak çevresel etkide güçlendirici bir teknolojik çözüm yarattık burada. Yani bu tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle ki çevresel odağa baktığımızda birçok tool var bunları ölçmek, geliştirmek için. Ancak sosyal parametrelere geldiğimizde bu daha çok bireysel mekanizmalarda kalıyor. Biz bunun da aslında parametrelerini, sınırlarını şirketlerin önceliklerine göre optimize edip aslında onların daha yüksek sosyal etkili projeler yapmasına olanak sağlıyoruz bu tool sayesinde. Yani şöyle projeyi submit eden insanla projeyi gören insan arasında bir buluşturacağım bir marketplace aslında bu. Bu marketplace'te de bir TÜBİTAK projesi doldurur gibi aslında süreçlerin hepsini tamamladıktan sonra belli bir puan ulaşıyor. Bunun sonucunda da proje hayata geçirmesine karar veriliyor. Evet arkadaşlar, şu an yanımda Akbant Refi Hackathon'un ikinci ekibi, yani ikinci olan ekibi Monopayments var. Şimdi bakalım neler yapıyorlarmış. Merhaba, biz Monopayments ekibiyiz. Burada Monocarbon adında bir proje geliştirdik. Collateral Carbon Credit Exchange yaptık burada Hackathon boyunca. Avalanche ağını kullandık ve ikinci olduk. Karbon kredi borsalarının daha çok demokratikleştirmesi ve bireylere indirgenmesi için bir ürün geliştirdik. Karbon ekonomisinin en önemli noktası bireylere temas etmesi. Bu projede biz bireylere temas edebilecek bir hale getirdik. Yani bunu aslında demokratikleştirdik. Burada ekibimizin yaptığı ürünün son kullanıcıya ulaşabilecek bir hale gelmesi ve bu saklama kuruluşları veya bankaların doğrudan bu işi yapabilmesini sağlayacak bir yapıya ulaştı. Şu an bile bir bankayla çalışabilir halde olan bir ürünü bir hackathon'da, yani 2,5 günde yapıyor olmak ayrıca bize gurur verdi. Evet, yanımda birinci olan ekip, yani 100.000 TL'lik ödülün sahibi Chainway var. Şimdi bakalım neler yapıyorlarmış. Selam, biz Chainway. Yeni kurulduk. İstanbul'da buradayız. Web3 alanında uzmanlaşan, Web3 alanında product yapan bir venture builder olmak istiyoruz ve bu yolda çalışıyoruz. Kendi ürünlerini yapan, servisten ziyade bir product ortaya koyan ve bunu dünyaya satan bir şirket olmak istiyoruz. Bu yolda çalışıyoruz. Bu Refi Hackathon'u da aslında finansal dünyanın ve blockchain'in birleşmesinden ortaya doğan güzel ve public good olabilecek bir iş olduğu için buraya geldik. Ve burada da bir Quadratic Funding Subnet yaptık ve birinci olduk. Bu yüzden mutluyuz, gururluyuz. Evet. Evet, yanımda Akbank Lab İnovasyon Merkezi Müdürü sevgili Selim var. Selim Yüksel, ev sahibi. Abi ne söylemek istersin bugünle ilgili? Hilmi, gerçekten 3 gün boyunca ciddi bir emek vardı burada. Ekipler çok yoruldu. Geri geldiğinde hiç uyumadılar. Ama 3. gün sonunda hep birlikte ticaretleşmeye en yakın işleri birlikte seçtik. Hatta kendi aramızda da bir jüri DAO dedik. Mentörlerin de görüşleriyle birlikte en başarılı 3 projeyi birlikte sonuçlandırdık. Ekipler çok yoğun çalıştı. Umarım bundan sonraki süreçte Akbank'la birlikte proje geliştirme ve ürün servis çıkarmaya kadar aslında götüreceğiz buradaki çalışmaları. Biz çok mutluyuz, gururluyuz. İlk blok zincir hackathonu Türkiye'de bir banka tarafından düzenlenen. O yüzden bütün katılımcılara çok tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Önümüzdeki sene daha büyüğünü yapmak üzere. Görüşmek üzere diyelim. 3 gün boyunca süren Akbank Refi Hackathon başarıyla tamamlandı. Biz de artık vlogumuzun sonuna geldik. Size bu 3 günü olabildiğince aktarmaya çalıştık. Yeni içeriklerimiz gelmeye ve bu içeriklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Yorumlarınız bizim için önemli. Eğer e-girişimin YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.